Oh. Nihayet gitti bütün misafirler. Acele etmeseydiniz. Bir iki dans daha etseydiniz Vali Edward'la. Ne manaya geliyor şimdi bu? Şu manaya geliyor. Tahir Albay'ım orada yakalanmış. Siz burada eğlence peşindesiniz. Ay ne diyorsunuz? Yani ben keyfimden mi orada dans ediyordum? Pek de keyifsiz görünmüyordunuz dans ederken. Tabii. Benim genç kızlık hayalimdir. Ülkemi işgal eden valiyle dans etmek. Sizinle münakaşa edecek durumda değilim Perizat Hanım. Düşünmem gereken daha mühim bir mesele var. Hüs! Kirbiyesiz! Sen ne biçim konuşuyorsun öyle hanımınla? Sen karışma Kiraz. Vallahi öyle bir karışırım ki. Uşaktan uşaklanı bir. Ya sen... Bela mısın? Şşş, Kiraz onları bırak. Git boşları topla. Çabuk bizim konuşacaklarımız var Uşak'la. Ukala hanımım ukala. Hem cahil hem kendini çok bilmiş belli. Ya bu... Ukala abi Uşak. Nereden sağladık biz bu kadını başımıza? Ukalaymış. Haksız da sayılmaz. Efendim bir şey mi söylüyorsunuz? Bu Tahir Albay'ı diyorum, ne yapacağız? Ankara. Nereli demiyorum Tahir Albay, ne yapacağız? Ben de Ankara'ya durumu bildireceğiz diyorum. Ha, affedersiniz. Mühim değil. Şarap bu. Çarpıyor insanı. Neyse. Ankara'ya durumu bildireceğiz ama nasıl? Celal oğlum, silah sandıklarını ambara paklı silah yerleştirdik. Yerleştirdik de bel falan kalmadı yani. Hayır, hakiki vazifemi icra edemeyeceğim diye korkuyorum. Ben seve seve icra ederim senin vazifeni abi yüceğim. Sen mi? Ne var, beğenemedin mi? Kadınların kalbini çalmak cüzdan çalmaya benzemez. Ben cüzdanla başlarım, ondan sonra böbrek, dalak, ciğer, Allah ne verdiyse. Bırakın çeneyi! Tahir Albay'ım orada yakalanmış, siz burada şamata yapıyorsunuz. General oğlum nasıl kurtaracağız Tahir? Sen de ikide bir generalim falan deyip durma. Ağzına alışacak sonra olmadık yerde söyleyivereceksin. Başüstüne Asura Bey. Tahir Albay'ım senin telgraf işlerinden anladığını söylemişti. Doğrudur. Eksik olmasın emrindeyken telgrafhanada çalıştırmıştı beni. Telgraf aletiyle hatta kaçak girmeyi biliyor musun? Eyvallah. Lakin telgraf aletini nereden bulacağız? Doğru. Telgraf aletini nereden bulacağız? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bana postane yolu göründü. Masar, sen gel de biz seninle bir voltaya çıkalım. Göreyim seni evlat. Ha, telgrafhanedeki bütün telgraf makinalarını mı çalayım? Yoksa bir tane yeter mi? Bak, bir de dalga geçiyor. Eşek sıpası. Bey. Uyumak yok. Asıl uyuyan sensin Ceza. Aç gözlerini. Vatan gidiyor elden. Vatanın bir yere gittiği yok da hayır. Bak olduğu yerde duruyor. Düşman çizmeleriyle çiğnenmiş bir toprağa sen nasıl vatan dersin? Düşman değil onlar. Müttefik. Şu satılmış kadar aklın yok be Tahir. Koskoca Britanya İmparatorluğu, Anadolu'da isyan çıkarmış 3-5 çarıklıya bırakır mı Osmanlı'yı? Sen satılmışsın. Satılmış ben değilim, Tahir. Bak satılmış o. Dök suyu satılmış. Sabaha kadar her yarım saatte bir kuyudan su çekip başından aşağı dök şeytanım. Tahir Albay'ım ellerindeyken burada böyle elimiz kolumuz bağlı beklemek. Merak etmeyin generalım. Tahir generalım dirayetlidir, konuşmaz. O Cezar denen vatan haininin albayımıza yapabileceklerini düşündükçe deliriyorum. Generalım evdeki silahlar ne olacak? Bir şekilde Anadolu'ya gönderilmeleri gerekiyor. Didik didik ararlar arabayı. Yarın gündüz evden silahları çıkarmamız lazım ama nasıl? Masar. Bana 15-20 top kumaş bulabilir misin? Kumaş mı? Arabın derdi kırmızı pabuç.
Arap ben mi oluyorum burada Hüsrev Bey? Yarın Mısırlı sayıldığınıza göre. Delireceğim şimdi. Tamam işte, daha ne istiyorsunuz? Üç günde dansmaz derken saraylı oldunuz. Bir de delirdiniz mi, tam deli saraylı olursunuz. Ay adama laf anlatmak mümkün değil. Ne oldu? Ne olacak? Tahir Albay'ım orada esir. Evde Anadolu'ya sevk edilmesi gereken bilmem kaç sandık silah var. Perizat Hanım'sa kumaş peşinde. E tabii, sosyeteye dahil oldu kendileri. Hüsrev Bey, ben o kumaşları kendime elbise yapmak için istemiyorum. Ya ne için istiyorsunuz? Ya o kumaşların arasına silahları koyup saklayacağız, öyle evden çıkaracağız. E niye söylemiyorsunuz canım? Söyle diyor musunuz? Lafımı tamamlatmıyorsunuz ki benim. Neyse, neyse. Konuyu dağıtmayalım. Bu kumaş topu fikri hiç de fena bir fikre benzemiyorum. Sizden çıkmadığı için olsa gerek. Sizinle münakaşa etmeyeceğim Perizat Hanım. Bize şu planınızın detaylarını anlatın. Meseleyi tahlil etmem lazım. Bakalım tatbiki mümkün mü? Efendim, bolca kumaş alıyoruz. Tahtadan ince uzun sandıklar yaptırıyoruz, silahları onun içine koyuyoruz ve üzerini o kumaşlarla sarıyoruz. Ve sanki kumaşları iadeye götürüyormuş gibi yapıp silahları evden çıkaracağız. Yarın Mazhar Hümayi de yanına alıyor, silahlarla birlikte çıkıyorlar. Niçin Hüma Hanım gidiyor? Niye gitmiyor? Yani hayır, mesela yani niye siz gitmiyorsunuz? Hüsrev Bey, koskoca evin hanımı kumaşları ayağına kadar getirtmiş. Şimdi aynı şekilde iade için götürür mü? Yani siz evin hanımı oluyorsunuz da Hüma Hanım. Kelaynak yavrusu. Dilruba Hanım gitsin. Mühim değil Hüsrev Bey, ben giderim. Hümacığım vallahi kıymetini bil. Yani bu devirde efendisine bu kadar kıyamayan bir uşak bulmak çok zor. İstikamet postane marş marş Mazhar Efendi. Aya, bir yerlerden bolca kumaş topu bulmamız gerekiyor. Var mıdır bildiğin bir dükkan? Kumaş topları, kumaş topları. Buldum. Şerefsiz Recai'nin dükkanından indireceğiz. O zaman parasıyla alalım. Olur mu öyle şey Perizat anneciğim ya? Benim iş ahlakıma aykırı. Ayrıca adı üstünde Şerefsiz Recai, o iş birlikçinin, vatan haininin, satılmışın önde gideni bayrak sallayalım. Tamam, tamam. Öyleyse tamam. Bir an evvel gidin de halledin şu işleri. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi Allah yolunuzu açık etsin, Allah'a emanet olun. Vallahi gözlerim doluyor böyle merasimle beni hırsızlığa uğurluyorsunuz ya. Memleketi üç kuruşa satanların yanında hırsızlık masum suç sayılıyor, hadi. Postanenin kapısını tutmuşlar Mazhar'cığım. Çatıdan gireceğiz. Hırsız sensin, bana ne? Kim bunun? Bırım. Bak hırsız diyorsun, kalbimi kırıyorsun. Hadi çok konuşma da gidelim. Yoracağım kendimi be. Ne o? Ben bu. Çıkarım oradan da çıkarım. Topacı. Çık oradan. Gel topaç, gel. Aslan parçası. Çek el onu be, pis hırsız. Gördün mü? Şuradan da atladık mı? Tamamdır. Şuradan. Hazar Efendi Ahmet Çalabı mıyız biz be? Ne var abicim, iki adımlık yer, sen de yapma şimdi. Benim cüzlerimi hiç örmeyin. Bir yüzden çakaladın mı her yerden atlarım. Sen onun hepsini iç, zaten tayyare olursun. O sandırma be ayyar, o sandırma be. Haydi, haydi. Versene bir fırt, versene bir fırt. Ya illa araklamamız mı lazım? Oo,
Bakıyorum da sevgili kardeşimin kitap okuma sevdası gece gündüz dinleniyor. Tıpkı senin lüzumsuz konuşma sevdan gibi kardeşim. Bence uykundan boşuna çalma. Tahir Bey işkenceye dayanamayıp konuştuğu zaman Kodes'te bol bol vaktin olacak kitap okumak için. Tabii biz de idam edilmezsek. Ben senin yerinde olsam bu konuda hiç endişelenmezdim. Çünkü İngilizler senin direniş hareketine hiçbir faydan olmadığını anlayınca seni zaten salıverecekler sevgili kardeşim. Nah, ben de sevgili kardeşlerim nereye saklanmışlar diyordum. Bizi bulduğuna göre yeterince iyi saklanamamışız demek ki. Uyku tutmayınca biraz kitap okuyayım dedim. Tanrı'nın sevgili kuluymuşum ki kütüphaneye girer girmez en heyecanlısından iki cilt kitap karşıma çıkıverdi. Acaba hangi ciltten başlasam? Cilt sana kalın gelir abicim. Yerinde olsam diğer ciltten başlardım. Cümleleri basit olduğu için anlaman daha kolay olabilir. Belki. İyi geceler. Sana da. Anlayışlı kızmış. Seninle yalnız kalmak istediğimi anladı. Ama sen benim seninle yalnız kalmak istemediğimi anlayamadın. Yapma kardeşim. Bir an olsun kalbinin sesini dinle. Birincisi ben senin kardeşin falan değilim. Bugün ağzından çıkan en ümit vaat edici söz. İkincisi kalbimin sesini her zaman dinlerim ama o ses senin ismini bir kere bile söylemedi maalesef. Ya ne yapsam acaba? Acaba adımı William Barnes olarak mı değiştirsem? Lady Betty ile dans etmek seni çok yordu anlaşılan. Zira saçmalamaya başlamışsın. Bence bir an evvel uyusan iyi edersin. İyi geceler öpücüğünü sen vereceksen neden olmasın? Ah, kalmadı ki. Ama onun yerine sana iyi geceler tokadı verebilirim. Nasıl? Selamünaleyküm. Bizim bir maruzatımız var. gel. Korkma. Kimse yok. Gel. Kurtulmuş için mi soladım ara? Ya sen şimdi onu bunu bırak da. Bunlardan hangisi telgraf makinesi? Gül şişesi. Şu taraftadır. Cevbile. Geldim bir de. Ha. Tega burada. Ben de gidin. Işık yakılmaz. Kes zevzekli. Aç çuvalı. Işıklar açıkken uyuyamadığımı söylemiştim. Ben de sana kitap okumadan uyuyamadığımı söylemiştim. Sen ne egoist bir şeysin ya. Yan evde Tahir Bey esirken uykuyu düşünecek kadar egoist değilim en azından. Hoş sen uyanıkken bir işe yaradığını da göremedik ama. Ya tabii sen çok işe yarıyorsun ya. İngilizler evi basıp Rus klasiklerinden imtihan yapsalar ne yaparız maazallah. Var mı? Dostoyevski'nin Rus olduğunu bilmene çok şaşırdım. Seni tebrik ediyorum. Budala isimli kitabının Almancasını okumuştum. Ama o kitabı okurken o kitabın senden bahsettiğini o zaman anlamamıştım. Bu kadar bir yere varmasını ilk kez duyuyorum. Şimdi tekrar ışığı kapatacağım. Bakalım karanlıkta da böyle zırvalayabiliyor muymuşsun? Dahilini oraya götürmeyeceksin. Sen bir daha bana elini kaldırırsan göreceğin son ışık bu olur. Vay, tehdit ha? Beni tehdit ediyorsun. Tıp okuman şimdi işine yarayacak canım kardeşim. En azından kendi yerlerini sarabileceksin. Sen kendini bilmez bir züppesin. Bak, benimle doğru konuşacaksın. Senden korkan senden mi? Senden mi? Korkan!
yukarıdaki sesler nereden geliyor? Yoksa kızlar kavga mı ediyorlar? Ne? Niye? Niye olacak canım? Benim yüzümden. Senin yüzünden mi? Nasıl yani? Nasıl yani? Ha bak, sana şöyle açık. Şimdi sen bir lokantada şefsin. Ha? Hangisinde? Ne bileyim canım ben hangisinde? Herhangi bir tanesinde. Ha. Şimdi bak, bir müşteri geliyor ve senden çoban salata istiyor. Ha, hemen yaparım vallahi. Üstünüze afiyet. Ben pek güzel çoban salata yaparım. Tamam, yaparsın yaparsın ama başka bir müşteri geliyor, o da cacık istiyor. Onu da yaparım evvel Allah. O da çok güzel yaparım billahi. Tamam, çok güzel yaparsın ama ortada bir mesele var. Ne? Elinde sadece bir tane salatalık kalmış. Amanım. Ya öyle ağaç kabuğundan falan da salatalık yapamıyorsun. Sen şimdi elinde kalan tek salatalıkla cacık yapsan bir müşterinin gönlü kalacak. Tabii. Çoban salata yapsan diğer müşterinin gönlü kalacak. Haliyle. Sen böyle kararsız kalınca müşteriler birbirine giriyor. İlla da benim istediğim olacak diye. Anladın mı? Anladım. Yani bu misaldeki hıyar sen oluyorsun. Ne? Hayır. Bu iyi bir misal olmadı herhalde. Salatalığı unutalım. Salatalığı unutabiliriz. Ama senin hıyarlığını unutamayız. Ben seninle aynı odada kalacağım ama gider kümeste yaşarım daha iyi. Çok iyi yaparsın. Orada da ağlıyordu yavrum nerede yavrum nerede diye. Tamam tamam. Ya sen kendine insan mı diyorsun? Siz ne yapıyorsunuz ya, bu nasıl bir densizliktir? Tahir Albay orada tutuklanmış, orada esir düşmüşsünüz. Ne yapıyorsunuz? Önce o başlattı. Hayır, önce o başlattı. Tamam, kim başlattıysa ben şimdi bitiriyorum. Ve buna çok sinirleniyorum. Çok ayıp çocuklar, siz kardeşsiniz. Kardeş kardeş geçirmek zorundasınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı diyorum? Anlaşıldı. Anlaşıldı? Anlaşıldı anne. Ha, tamam. Şimdi hadi gideyim elinizi yüzünüzü yıkayın, bir kendinize gelin. Kendinize gelme ihtiyacındasınız görüyorum. Kardeş kardeş. Kardeş kardeş. Yürü. Uyur geç canım kardeşim. Sağ ol canım kardeşim. Rica ederim canım kardeşim. Ay ben ne yapacağım bu kızlarla Lebriz anne? İnatları tıpkı dedelerine çekmiş. Ay leylek Muzaffer ah. Başka bir huyunu bıraksaydın ya torunlarına miras diye. Lebriz anne, kaptırdın kendini ama bunlar senin gerçek torunların değil ki. Ha? Sesler kesildi. Aralarında anlaştılar herhalde. Bakalım bu gece kandili hangisinin yanında söndüreceğiz? Bana bak elini Zahir. Sen bu zevzekliğe devam edersen Hüsrev Bey o kandili kafanda paralar. Fitilini de pamuk diye sokar kulağına. Ya ustam senin işin gücün yok mu ya? Bak hadi al şu fasulyelerden midye dolma falan yap. Ne bileyim ben, istirham ediyorum lütfen. Hele bu evde herkes delilik mi ne? Ne dertleri varsa bu akşam baktı. Bey, affedersiniz küçük bey. Ben sıpalık ettim, affedersiniz. İstirham ederim Kiraz. İlla kendini bir hayvan olarak adlandırmak istiyorsan bu ancak bir ceylan olabilir. Lakin en güzel gözlü ceylan bile bu güzel gözlerinin karşısında kıskançlığa düşecektir. Gerçek. Ne olur iki gözüm, oruba. Ora varsa burada var. Hıyar. Ne ettin Rüstem ağa? Evin küçük beyine saptırılan saldırılır mı hiç? Ya kovdurursa seni? Aman Kiraz ağam, kovdurursa kovdursun. Size yapılan hakaretli terbiyesizliğe göz yummaktansa ben kovulurum daha iyi haysiyetimden.
Öyle mi? İyi o zaman. O zaman ben kaçayım. Hemen mi? Hemen, hemen gideyim. İşiniz rastgele. Nerede kaldı bunlar? Gün ağarına kadar geliriz demişlerdi. Gelirler şimdi, endişe etme. Etmeyin. Etmeyin. Kahvaltı hazır hanımım, buyurun. Hele. Tamam, hadi bir şeyler yiyelim. Çünkü gün uzun, kuvvetli olmamız lazım. Ferzat Hanım, benim şimdi kahvaltı düşünecek halim mi var? Ver. Kendini bil, uşak eşeğini geri bağla. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle hanımınla? Değil mi hanımım? O kaladın böyle. Şşş, sen mutfağa git Kiraz. Bana bakın. Bu kadın benim fena halde kafamı attırmaya başladı. Ya siz söyleyin kim oldum ya da ben söyleyeceğim. Aman sakın. Bu kadın safın biri. Olur olmaz yerde tutar bir pot kırar. Ondan sonra da her şey mahvolursun. Saf değil, salak. Süzme salak. Ben her gün, günde üç öğün ukala uşak diye fırça yemeye mecbur muyum? Aslında bunun bir çaresi var tabii. Nedir efendim? Ukalalık etmezsiniz olur biter. Ferzat Hanım affedersiniz ama. Boş verin, boş verin. Kimin ukalalık yaptığını herkes çok iyi biliyor. Ben sizin Almanya'da tıp tahsili yaptığınızı biliyorum ama aynı zamanda avukatlık yaptığınızı da bilmiyordum. Hazır Osmanlı tebaasından kimse yokken baroya kaydınızı yaptırın. Lakin merak ettiğim bir şey var. Acaba bu müdafayı herkes için mi yapıyorsunuz yoksa sadece özel müvekkillere mi? Ferizat Hanım, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Çocuklar, çocuklar lütfen Allah aşkınıza. Ferizat, sen de yangına körükle gitme. Tamam susuyorum ama bu kör olduğum anlamına gelmesin. Sabah şerifleri hayır olsun. Anadolu ihtilalinin romantik neferi. Hatırlıyor musun Cezar? Seninle birlikte Galicia cephesinde savaşmıştık. Bu vatan için. Keşke o savaşta şehit olsaydın da öyle vatan haini olmasaydın. Bana bak Tahir. O vatan haini sensin. Anadolu ekmeğiyle büyüyen İngiliz kemiğini yerken dişini kırar Cezar. Hop bakalım Tahir Efendi. Sakladığınız silah ve mühimmat nerede? Bunun cevabını o mermiler senin hain bedenine saplandığı zaman öğreneceksin. Kesin bir aksilik oldu. Allah korusun. Hüseyin Bey ağzınızı hayra açın. Ay gamlı baykuş gibi adam, kime söylüyorsun? Ben bir şey mi dediniz? Geldiler. Mazhar ve Ayar geldi. Oh. Sağ ol biraderim. Sabahlar hayır olsun. Ev ahalisi. Bugünlerde telgraf çekmek için Sirkeci Postanesi'ne gitmeyin. Duyduğuma göre telgraf makinelerinden pek çoğu kaybolmuş. Çok sıra oluyormuş. Aferin be evlat. Ay bir hırsıza aferin diyeceğim hiç aklıma gelmez. Kumaş toplan da tamamdır bura. Ey maşallah, ey maşallah. Bunu nasıl kullanacaksınız? Telgraf direğine kablo çekeceğiz. Kablomuz var mı? Aa, Seyit Ömer bulurum size kablo demişti. İyi hadi o zaman ben pencereden gözetliyorum. Dilruba, Hüma siz de hazır olun. Cezar Paşa'lı adamlarından biri gelecek olursa lafa tutacaksınız. Hadi. Pekala.
O taraftan gelen yok değil mi? Efendim? Biz buraya gelen giden var mı gözetleyelim diye geldik. Öyle manzara seyretmeye değil kardeşim. Canım manzara seyretmek isteseydi senin olmayacağın bir yerde dururdum, merak etme. Yanlış yerde arıyorsunuz. Ben buradayım. Güzel gözleriniz boşuna yorulmasın. Emir Zahir, sen her gittiğim yere peşimden gelmek zorunda mısın? Boşuna üstüne alıp sinirlenme canım kardeşim. Güzel gözler dedi, güzel dedi. Bakıyorum Emir Zahir'in orta çağdan kalma iltifatlarını sahiplenecek kadar alakaya muhtaçsın kardeşim. Demek ki bu evde orta çağdan kalan tek şey senin giyim zevkin değil canım kardeşim. Ben senin neden tıbbi okuduğunu şimdi anladım. Gerçekten mi? Neden? Çünkü bu dünyada kadavralar dışında sana bir dakikadan fazla tahammül edebilecek bir erkek olduğunu hiç sanmıyorum. Bu çok ağır oldu. Seni... Çok uzun boylu değil mi? Ben genelde böyle orta boylu, minyon, çıtı pıtı... Emir. Git başımdan. Çok da meraklıydım sanki. Zaten boyun da kısa. Heh. Geldi bu telgraf. Ne diyor? Tamam. Gönderin telgrafı de. Güzel. Yaz bakalım. Tahir albayım derdest edildi. Cezzar'ın evinde zapturapt altında. Ne yapalım? Yanardım general. Güzel. Biraz bekleyeceğiz. Oh, bu ne? Ya bir şey değil evlat. Hadi sen git ananın yanına bakayım hadi. Ay öyle yapmayın. Şimdi çocuktur daha çok merak edecek, kurcalayacak. Bu telgraf aleti Esat'cığım. Nasıl çalışıyor bu? Gel bakalım çocuğum. Bak bu Morse alfabesi. Her harf bir düdük demek. Misal iki kısa bir uzun. Tıt tıt tıt. Elif demek. Anladın? Sen de ciddi ciddi anlatıyorsun nasıl? Ya bacak kadar velet ne anlar Morsan? Morsan. Ya sal git şu başından. Aa anladım. Anlamışmış. Velet. Bu yaşıma rağmen ben bile anlamadım. Ne oldu, ne gülüyorsun? Yoktur bir şey Cenan oğlum. Bu velet bir şey dedi. Ne dedi? Affedersiniz ama Morse alfabesiyle uşak üsrev çok ukala dedi. Gel lan buraya! Velet! Anası bitti, uzağısı başladı ya. Kapris kapris. Tıbbiye de kapris yapmayı öğretmişti sanki. Ne oldu be ya? Görüşüp cevap vermeleri biraz uzun sürer. Ben gidip bir elimi yüzümü yıkayayım, kendime geleyim. Hadi bakayım, ağlama artık. Tamam mı canım? Gel. Hüsrev Bey. Buyurun, Perizat Hanım. Eğer kendinize geldiyseniz mutfağa geliniz. Galiba Ankara'dan mesaj geldi. Tabii. Anladınız değil mi Hüma Hanım? Kumaşları götürürken yolunuzu çevirirlerse soğuk kanınızı kaybetmeyeceksiniz. Ayrıca kumaşlarla alakalı söylediğiniz yalana önce siz inanın ki düşmanınız da inansın. Hüsrev Bey, endişe etmenize gerek yok. Hüma Hanım'a bu durumun zor geleceğini hiç zannetmiyorum. Mesajı çözmüştür Masar. Tabii, geliyoruz efendim. Ne oldu? Ya
Murat geldi mi masa? Şimdi geldi Caner oğlum. Lakin... Lakin ne? Ne diyor? Herhangi bir müdahalede bulunmayın. Sadece size verilen vazifeyi yapın. Kimliğinizi belli edecek bir şey yapmayın. Ha, bu ne demek şimdi? Olmaz böyle şey. Tahir albayım orada ölümü beklerken ben burada kılımı kıpırdatmadan duramam böyle. Böyle bir şey nasıl isterler? Ne yapacağız kumandanım? Müdahale etmeden duracak mıyız? Tabii ki durmayacağız. Depodan silahları getirin. Tahir albayımı kurtarmaya gidiyoruz. Ay, 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 ne yapıyorsunuz? Siz karışmayın. Lütfen Ferizat Hanım. Ama bu gemileri yakmak olur. Gemileri de yakarım. İstanbul'u da yakarım. Memleket için yaptığı bunca şeyden sonra Tahir albayımı orada ölüme terk etmemi kimse beklemesin benden. Hüseyin Bey, bence bu... Ferizat Hanım, gerekirse oraya tek başıma giderim. Ya albayımın canını kurtarırım ya da onun yanında canımı veririm. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Yani bu davranışınızın Tahir albaya bir faydası olmaz ki. Yani öyle bir şey düşünmeliyiz ki hem Tahir Bey'i kurtaracak hem de kimliğimizi açıklamayacak bir plan yapmalıyız. Nasıl bir planmış o? Ya, bilmiyorum tabii, düşüneceğim. Siz buluncaya kadar Tahir albayı mı katlederler? Ay, bu en son şeyi düşünmeyin lütfen Hüsrev Bey. Cezarpaşa bu rütbede bir askeri apar topar infaz etmez. Önce bilgi almaya çalışır. Sen çok biliyorsun. Sen bana bir şey mi dedin? Demiyor, yok bir şey demiyor. Bakın ne olur yalvarıyorum size. Bana birkaç saat verin, bir şeyler düşüneyim. Yani öyle bir şey bulalım ki hem Tahir albayı kurtaralım hem de bizim kimliklerimiz açığa çıkmasın. Pekala. Yarın sabaha kadar albayımı kurtaramazsak herkes benim planıma uyacak. Anlaşıldı mı? Neyi düşünüyorsun Perizat kızım? Her şeyi Lebriz anne. Benim burada ne işim var? Sonra Hüsrev Bey'i. Kızlar dün gece birbirine girdi. Saç saça baş başa. Hem ayağımız sakat hem bastona kızarız. Ya bir de bu Hüsrev Bey'in kızı yaşındaki Hüma ile yakınlaşması da korkutuyor beni. Hüma bana genç kızlığımı, haşarılığımı hatırlatıyor. Selamlığı hep merak ederdik. Ama bir türlü nasıl gidilir bilemezdik. Bir gece harem ağalarından biri planını getirdi. Gizlice geçiverdik. Selamlığı haritayla mı geçtiniz? Dedim ya işte, gençlik ateşi. Tebriz anne, galiba aklıma bir fikir geldi. Hayırlara gelsin. Hayırlara gelecek gibi. Bizim ne yapıp yapıp bu cezarın selamlığına geçmemiz lazım. Arkadaşlar sıkı sıkı sarın. Gevşek olursa içinden de kayıp düşebilir. Sıkma işini Hüma Hanım daha iyi yapar. Nasıl olsa tıp okumuş. Sıkmayı iyi bilir. Çok iyi düğüm atarım canım kardeşim. Hele böyle uzayan dillere düğüm atmakta üstüme yok. Özay, bunlar ne konuşuyor hiç anlamıyorum. Hüma, boşuna benimle uğraşma. Git zehirini akıtacak yaşına uygun birini bul. Benden bahsediyor. Ömrümde bu kadar büyük yaprak sarması sarmadım ha. Hadi hadi bırakın konuşmayı, tez zamanda sarıp bitirelim şunları. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun kumandanım. Nasıl gidiyor? Sağ olun kumandanım, iyi gidiyor. Bitmek üzere. Masar, Ankara'ya tekrar bir bağlantı kuralım, soralım. Belki fikirlerini değiştirmiş olabilirler. Maalesef generalim. Mümkünü yoktur, soramayız. Soramaz mıyız? Ne? Çünkü Derince Postanesi'ndeki adamımızı İngilizler yakalamış. Yapma ya. Emin misin? Elbette general. Bu kötü oldu işte. Dilruba, Hüma'ya hazırlanması için yardım etmeliydin kızım. Yardıma ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum Lebriz anne. Hanımefendi yurt dışında tıbbi okuduğundan olsa gerek, kendisini hepimizden üstün görüyor. Dilruba, bu Hüma'nın bazı davranışlarını ben de tasvip etmiyorum ama biz burada bir aileyiz. Hüma senin kardeşin.
kardeş rolü yapmamız, kardeş gibi hissetmemizi gerektirmez Perizat anne. Elbette. Ama zamanla daha iyi anlaşmak için ortak bir nokta bulacaksınız. Hiç sanmıyorum. Görünen o ki Hüma Hanım'la tek ortak noktamız birbirimizden haz etmememiz. Dilruba, Hüma az sonra çok tehlikeli olabilecek bir göreve gidecek. Allah korusun, eğer bir şey olursa onunla dargın ayrıldığına üzülmeyecek misin? Bu çocuklarla Lebriz anne. onu 4 çocuk yaparken düşünecektim Perizat kızım. Yardıma ihtiyacın var mı? Şunu bağlayamıyorum. Korkuyor musun? Yok, hayır, korkmuyorum. Hem korksam ne fark eder ki? Birilerinin bu vatanı kurtarmak için elini taşın altına sokması lazım. Bakıyorum canım kardeşim tıbbiye de iğnecilik üzerine ihtisas yapmış. Ay hayır, sakın yanlış anlama canım kardeşim. Hani senin bildiğin şu bir iki yabancı değil de bir yerlerde elbet işimize yarayacak ama... Estupide. Sen bana kötü bir şey mi söyledin? Yo, hayır. Sadece dikkat et. Saçın araya sıkışmasın dedim. Nereye araya? Şöyle. Excuse me canım kardeşim. Bağladığı şeye bak. Beceriksiz. Hadi selametle. Hüma Hanım. Planı anladınız mı? Anladım Hüseyin Bey. Defalarca tekrar ettik zaten. Tedbirden zarar gelmez. Göstermelik paketlerden sadece... Bir tanesini açacağız. Bakmak isterlerse o topa. Bakmalarını sağlayacağız. Diğerlerinin içine silahları yerleştirdik ve yeniden paketledik. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız başka bir çare bulalım. Gerek yok. Teşekkür ederim. Mevcudiyetinizi tehlikeye atacak herhangi bir hamlede bulunmayacağınızı ümit ediyorum. Biz bu kumaşları çalarken 8 defa ölümden dönelim. Böyle bir cümle işitmeyelim ama. Araba hazır. Genel olun. Ankara'nın acilen silaha ihtiyacı var. Bulduğumuz her silahı gemiye ulaştırmak zorundayız. Biliyorum Hüseyin. Hayırlı muvaffakiyetler diliyorum kızım. Teşekkür ederim anneciğim. Gençlik işte. Nasıl da koşa koşa gidiyor tehlikeye. Doğru ya, gençlik. Herkes yaşını bilse zaten mesele kalmaz. Ya. İyi. Allah utandırmasın. Tümlerimizi. Canısın. Oğlum, come on, sausage. Sağlamken de sevmezsin zaten sausage. Edward, yeter artık. Şu doldurulmuş hayvan merakından bıktım senin. Vay, ben senin şapkalarına karışıyor muyum? Nesi var şapkamın? Hem Paris'ten aldım bunu. Paris? Meksiko'dan almış olmayasın. Oh, bakıyorum baba kız, eğleniyorsunuz pek güzel. Latife yapıyoruz Margaret. Anyway, parti daveti güzeldi ama değil mi dün gece? Türk sosyete, ne kadar sosyete davet, o kadar davet. Come on Margaret, eğlenceliydi işte. Oh, sen eğlendin çok, belli oluyor. O ne demek oluyor şimdi? Bilmiyorum artık. Ev sahibesiyle samimiydin çok. Me? Ben mi? Please Margaret, biliyorsun vazife icabı Türk cemiyet hayatıyla ve saray çevresiyle yakın kontak kurmak mecburiyetindeyim. Bu sadece bir vazife. Oh, I see. Vazife icabı öyle yakın durdun sen ona.
Of course. Sen nişanlının bu şehirdeki en yüksek rütbeli şahıs olduğunu unuttun herhalde. Oh no, unutmuyorum. Bu mevkiyi baban Lord Eddington'a borçlusun. Asıl bunu unutma. Unutmam tabii ki. Sen günde 3 kere hatırlatıyorken. Ayrıca babamdan mektup var, soruyor ne zaman evleniyoruz seninle. Darling, biliyorsun Betty için bekliyorum. Annesinin ölümüne alışamadı kızcağız. 4 sene oldu. Nişanlıyız seninle, Edward. Canım, biliyorum. Biraz daha tanrı, please. Ne oldu? Neden fısıldaşıyorsunuz böyle? Yok bir şey, sweetheart. Sen eğlendin mi dün gece partide? Şu senin Sarayla hanımın oğluyla sohbet ediyordu. Aa. Yok, mühim bir şey değildi. Ne oldu? Bulabildiniz mi Tahir Albay'ımı kurtarmanın yolunu? Düşünüyorum Sıra Bey. Perizat Hanım, lütfen bırakın şu inadı. Bu askeri bir mesele. Askerlik her karşılaştığı problemi silaha sarılarak çözmek demek değildir. Affınıza mağruren, siz hemşirelik okumuştunuz değil mi? Evet. Yani böyle askerlik hakkında atıp tutunca birden kafam karıştı da. Hemşirelik okudum ve mesleğim gereği zor durumlarda soğukkanlı durmasını çok iyi bilirim. Soğukkanlılıkmış. Orada esir olan 30 yıllık silah arkadaşınız olsaydı görürdüm ben sizi. Tahir Bey'le eski dost olmamam onu ölüme terk edeceğim anlamına gelmiyordur herhalde. Pekala. Dediğim gibi. Yarın sabaha kadar planınız işe yaramazsa kendi usulümce kurtaracağım albayımı. Sıra Bey. İçiniz rahat olsun. Ne yapıp yapıp Tahir Albay'ı kurtaracağız. Baksana. Senin adın satılmıştı değil mi? Evet, ne olmuş? Her kim koyduysa adını elini öpmek lazım onun. Hiç bu kadar isabetli bir isim olamazdı. Bana bak. Ağzından çıkan lafa dikkat et. Ben cezara benzemem. Ayıp ayıp. İnsan kumandanına cezar der mi? Köpek bile sahibine daha sadıktır. Kes! Madem konuşmuyorsun, bari geber. Dur! Sakın yapma! Ne yapıyorsun? Bunun için benden emir aldın mı? Konuşma efendim. O konuşmayacak tabii. Salak. Onu biz konuşturacağız. Ver şu anahtarı. Benim koynumda durması daha emniyetli. Sen de çık dışarı. Umarım rahatsızlık vermedim Prizat Hanım. İstirham ederim. Ne demek? Son derece memnun oldum. Jonathan'ı dolaştırmaya getirmiştim bu tarafa. Hadi dedim ya Prizat Hanım'a uğrayalım. Çok memnun oldum efendim. Çok güzel yaptınız. Jonathan benim en sevdiğim köpeklerimden biriydi. Sağken de benimle dolaşmayı çok severdi. Ah canım Jonathan. Ruhu şad olsun. Jonathan! Duydun mu? Evlat! Nerede kaldı bizim kafe? Evlat senin babandır. Efendim? Şunu söyledim geliyor sayın valim. Falıma bakarsınız değil mi Perizat Hanım? Size sayın valim ben fal bakmaktan anlamam ki. Yapmayın Perizat Hanım. Sizin gibi tatlı dilli bir hanımefendiden istikbalim hakkında bir şeyler duymak isterim. Bakarsınız.
dersiniz? Falımda yeni bir aşk çıkar. Hayır ama sayın hanım, sizin hayatınızda Margaret Hanım var ya. Var ya. Ama bilmiyorum. Margaret benim için çok fazla şey. Nasıl diyorsunuz? Neyi nasıl diyoruz? Çok fazla İngiliz. Fazla İngiliz. Evet. İngiliz olduğundan dolayı olmasın. Olabilir. Fakat ben Türk hanımlarını daha cazip bulurum. Hele sizin gibi asıllarsa. Ay beni şımartıyorsunuz sayın muallim. Şımartılmaktan işte şikayetçi görünüyorsunuz ya. Hele uşak. Bır bır konuşacaksın da al da şu kahveyi servise. Bak büyük valici gelmiş. Hanımımı ziyarete. Sen de bak yine aval aval. Ver şu kahveyi ver. Aman. İtiraf edeyim Prizat Hanım, sizi tanıdıktan sonra İstanbul gözüme çok daha güzel görünüyor. kahveniz sayın valim. Ne yaptın sakın adam? Çok üzgünüm sayın valim. Üzgünmüş aptal herif. Sen ne biçim uşaksın? Çok özür diliyorum. Uşaklığı hala öğrenemedim. Ben çok özür dilerim. Hemen karargaha gidip üstümü değiştirmem lazım. Efendim tekrar bekliyoruz. Çok müteessir oldum. Ama lady. Let's go Jonathan. Jonathan back. Beceriksiz. Adamın üstüne kahveyi. Bakıyorum iki iltifat duyunca valinin tarafına geçtiniz. Bakıyorum siz de o iltifatları duyunca kendinizden geçtiniz. Ah nereye? Yolunu bulsak, şüpheyi çekmeden şu evde bir keşif yapabilsek. Yani bu Tahir Bey'in nerede sakladıklarını öğrenmemiz lazım. Oğlum bir rahat dur. Kusura kalmayın hanımım. İki dakika yerinde durmayın. Oğlum bak. Horoz şekeri ondan sağa ha. Oğlum 20 oraları orada ablaların odaları var. Kuduruk seni. Hele bir huyu da babasına çekmeyeydi. Olur ama zarıya gireyim. Kiraz, oğlanı hazırla. Biz misafirliğe gidiyoruz. Hayrola anne. İzade gerek yok. Sen hazırla hadi. Neden durduk? Ne oldu? Anlayacağız şimdi. Nereye gidiyor siz? Hanımefendiyi kumaşçıya götürüyorum. Yükünüz pek bir ağır görünüyor. Koskoca konaktaki hanımlar için birer metre kumaş alınacağını düşünmüyorsunuz herhalde. Beğenmedik kumaşları geri götürüyoruz. En kötü kumaşın bile üzerinize çok güzel duracağına eminim. Nasılsınız Hüma Hanım? Çok naziksiniz yüzbaşım. Fakat beğenmemekte çok haklısınız. Sizin gibi güzel bir hanımefendi için bu kumaşlar fazla soğuk. Tavsiyenizi dikkate alacağım. Dilerseniz gideceğiniz yere kadar size eşlik edebiliriz. Yok, size hiç zahmet olmasın. O nasıl söz? Size eşlik etmek ben ve askerlerim için bir şereftir. Arabacı, devam et. Keçi, aynı aklından yapayım. İdine bak Perizat Hanım'la. Deşer mi boncuk gözlerini? Esacığım şimdi biz seninle yandaki konağa gideceğiz. Orada bir oyun oynayacağız, tamam mı? Tamam da bakın Perizat Hanım'a. Ya Kiraz sen bir dur. Tamam desene oğlum, sakallığı tuttu gene. Aynadı bak oğlum. Perizat Hanım. Anlaşılan ses halledemeyeceksiniz. Bir de ben konuşayım. Bak evlat. Ay Hüsrev Bey, sizin konuştuklarınızı tabii ki daha iyi anlayacaktır ama bir yetişkinle konuşursa sanki daha iyi olacak gibi geliyor bana. Görüyoruz yetişkinlerin ne halde olduklarını. Konağa geldiğim günden beri kendi aklımdan şüpheye düştüm. Cephede ne güzel gül gibi savaşıp gidiyorduk. Hele
nasıl sarı bilgeç bu? Yükseltme sesini hanımla uşak. Sen de bakma Esat'ın bu uşak parçasına. Tövbe tövbe. Beni Esat'la bir yalnız bırakır mısınız? İyi dinle hanım, oldu mu kızım? Sen dinle. Gel Yusumsuk. Kira sen mutfağa git. Ferizat Hanım. Hiç sanmıyorum ama inşallah planınız işe yarar. Ankara'ya güzel haberlerle döneriz. Biz denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Ferizat Hanım. Efendim Üstad Bey. Cezer'in evinde. Dikkatli olurum, siz gönlünüzü ferah tutun. Ben öyle demeyecektim. Ama çok istiyorsanız dikkatli olun. Madem. Hadi bakalım uçuyoruz. Şimdi Esat'cığım gel. Şimdi seninle biz yandaki konağa gideceğiz. Orada bana teyyarını uçurur musun? Uçururum. Ay tamam paşam benim, aferin sana. Peki orada öyle gezdiğin yerleri sonra bana anlatır mısın? Anlatırım. Peki şimdi orada yandaki konakta teyyareler de var. Yani evde gerçekten teyyarelerden mi var? Tabii olmaz mı? Ama onları muhafızlar koruyor. Şimdi sen o muhafızları nerelerde olduğunu aklında tutar mısın? Tutarım. Tamam oğlum, uçur bakalım teyyareye gidiyorum. O teyyarede bana da yer var mı? Evet anne. İngiliz sevdalıların ne yapacağı belli olmaz. Bütün iğnelerimi yanıma aldım. Hadi yürüyün bakalım. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Anladım Perizat teyze. Evi iyice gezip odaların yerlerini falan aklımda tutacağım. Akıllı oğlum benim, hadi çal sen kapıyı. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Oh efendim, merhabalar. Cezar Bey, siz evde miydiniz? Evet. Ama endişe etmeyin. Neden endişe edeyim? Yani saraydasınızdır zannetmiştim. Hadi hadi. Siz rahat rahat dedikodunuzu yapın. Ben çıkıyorum zaten. Bu kuvacılar yine nümayiş yapmışlar Üsküdar Meydanı'nda. Bakın şu zorbalara. Endişe etmenize gerek yok Lebriz Hanım. Tavuk bile kafası kesildikten sonra öyle bir iki dakika debelenir ya. Bunlarınki de o hesap. Kendileri elimde. Lakin bundan bir haberler. Ya Allah hepimizi korusun. Kuvacılardan. İçiniz rahat olsun Perizat Hanım. Bugüne bugün siz Cezar Paşa'nın komşusunuz. Evelallah Cezar Paşa'nın bulunduğu yerin civarında bu kuvacılar ne nümayiş yapabilir ne de nefes alabilir. Bilmez miyiz efendim? Aslında siz yabancı değilsiniz, söyleyebilirim. Biz bu kuvacıların üst rütbelerinden birini ele geçirdik bile. Geberseydiniz. Hele bir öttürelim. Alayının kökünü kazımamız an meselesi. Allah sizi... bizim başımızdan eksik etmesin. Aman Cezar, yeter. Kuvacılar da kuvacılar. Seni buraya dinlemeye mi geldiler Perizat Hanımlar? Tamam Olga, tamam canım. Ne var? Şurada komşumla değil mi? Sohbet ediyoruz. Neyse komşum, müsaadenizle. İstirham ederim müsaadesizine. Ya, tekrar iyi günler dilerim. İyi günler. O geceki davetten sonra sürekli sizi düşündüm. Neden? Böyle güzel bir hanımefendi neden tıbbi education yapmış anlamadım. Yanılmıyorsam ihtisasınız cerrahiydi. Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Bu narin eller kana bulanmak için fazla güzel ve asiller. Thank you.
Kumaşlar fazla sert galiba. Terzi koskoca Perizat Hanım'ın konağına böyle ucuz aprel kumaşlar göndermiş. Nasıl böyle bir şey cesaret etmiş hiç anlayamadım. Arzu ederseniz kulaklarını çekip kendilerini ikaz edebilirim. Ne münasebet? Yok. Annem adına böyle bir şey yapmanız hiç yakışık almaz. Hem kendisi bir araba dolusu azarladı zaten. Yüzbaşı, biraz inip yürümek ister misiniz? Zevkle. Arabacı, dur. Mazhar Efendi, sen kumaşları terziye bıraktıktan sonra gelir beni buradan alırsın. Müsaade ederseniz sizi konağa kadar ben bırakmak isterim. Sizden çok fazla şey istemiş olmaz mıyım? O nasıl söz? O zaman Mazhar Efendi sen terzide işin bitince eve dön. Ben konağa Yüzbaşı Williams'a geleceğim. Peki hanımefendi. İyi. Teşekkür ederiz Olga Hanım kızım. Zahmet oldu. Bu zamanlarda kahve bulmak kolay değil. Cezar Paşa'nın evinde kahve ve vatan sevgisi asla eksik olmaz. Lübriz Hanım afiyet olsun. Belli, belli. Yani böyle bir saat önceden haber verip de pat diye gelmemiz ayıp olmadı diyeyim. Aa, rica ederim. Olur mu hiç? Ben de sizi çağıracaktım aslında. Cezar hep iş. Rusya'da kaçtığımınız yakınınızın çoğu Paris'e gitti. Ben de burada konuşacak kimse bulamıyor. Ay ben çok sevdim sizin gibi insanlarla komşum olduğum için. Tabii biz de öyle. Biz de çok mutluyuz sizin gibi komşularımız olduğu için. Evet, evde hep sizden bahsediyoruz. Durun bakayım size şöyle. Niyet. Pek andırmıyorsunuz da birbirinizi. Ben baba tarafına çekmişim. Bütün hatlarım aynen halam. Evet, evet. Tıpkı tıp rahmetli Elgin. Yani görünce. Tamam öyle akraba konusunda teferruata girmeyelim. Çok oldu mu beyefendi vefat edeli? Oo. Bir sene oldu. Yani bir sene oldu ama onsuz geçen her saniye bana bir saat gibi geldiği için ben dedim farkındaysanız. Anlıyor. Nereye evladım? Ezan tayarı oldu gidiyor. Nereye? Çocuk işte, çocuk aklı. Annesi çarşıya gitti öteberi almak için. Biz de evde yalnız kalmasınız dedim. Ayıp olmuyor değil mi? Önemli değil Perizat Hanım. Oynasın çocuk ne de olsa. Çocuk tabii ne de olsa oynasın ne olacak? O yaşta hangimiz tayarcılık oynamadık ki? Ay çok ciddi bir şey aldırmış. Ay bizi konakta da böyle ailece katıl Allah'a katıl gözlerim. Sizin çocukluğunuzda tayyarı mı vardı anne? Şeydi. Cevemişmiş sarıp yere inmiş. Affın kiraz göynekten de. Aferin kiraz. Çamaşırlar bembeyaz olmuş sakız gibi. Kaynatırken içine biraz kül katayım o kadar. Bildiğimiz kül mü? Bildiğimiz kül. Ama meşe külü olacak. Başkası olmayayım. Allah helal olsun Kiraz. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Nereden öğrendin sen bunu? Bilmeyeyim. İnsanın anası 3 yaşında ölünce 4 yaşında öğreniyor çamaşır yıkamasını. Demek 3 yaşında anneni kaybettin ha? Anamın ölümünden 15 gün sonra da eve üvey ana getirdi babam. Erkek kısmı öyledir. Karısının cenazesine kendine yeni karı bakar derler. Aman üvey anam da sağ olsun. Analığını eksiksiz yaptı üvey olaraktan. Evin temizliği, yemeği, bulaşığı, çamaşırı her bir şeyi bana yaptırıydı. Akşamları da üstüne bir posta kötek yiydim. Geriye tek çare kaldıydı. Ne o? Bir erkeğe varmak, evlenmek. Sen de evlendin. Kurtuldun yani. Ne demezsin. Gelin gittiğim evde 19 nüfus yaşıydı. Güvey ana evinde yaptığım işlerin 4 katı çalışıydım. Yediğim kötekte 3 katına çıktıydı. Ben de kaçtım. Peki Esat? O da benle tabii. Karnımdaydı zaten. Minicik yavrumu o zalimlerin eline bırakır mıyım hiç?
Ben anasız büyüdüm bacım. Yavrumu anasız koymam. Anasız büyümenin ne demek olduğunu ben de iyi bilirim. Ne az? Senin anan var ya. Var tabii. Rıdat annem canım. De işte yatılı okullar falan çok zor görüştük. Altı dil biliyorum. Kiraz kolay değil. Öyle mi? O da zordur Zar. Ben bilmeyeyim onu. Ben şu sepeti doldurup hazandakileri getirip geleyim. Tamam hadi. Korkma kız. Benim ben. Çamaşırcı güzeli. Ne korkacağım be? Ne işin var senin burada? Ne işim olacak canım? Vazifemi yerine getiriyorum. Allah Allah. Neymiş vazifen? Bizi dikizlemek mi? Aa, sizi ne dikizleyeceğim? Cezzar'ın bahçesini gözetliyordum ama... Ne yalan söyleyeyim. Bizim bahçe daha keyifliymiş. Aa, ne yapıyorsun sen be? Delirdin mi? Aklımı başından aldın Dilruba. Ben şimdi seni aklımı ne yapıyorsun kız? Ne güzel. Kardeş kardeş eğleneyim. Doğduğum evin tıpkı buraya benzer bir bahçesi vardı. Upuzun bir bahçe, çam ağaçları ve lilyum çiçeği eşsiz kokuları. Bu duyguyu iyi bilirim. Ben de Berlin'de tıbbi okurken uzun süre memleketimden ayrı kalmıştım. Ay. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hava sanki bozacak gibi. Geç de oldu. Dönsek iyi olacak. Tabii. Buyurun. Demek... Hala laf alamadınız ağzından bu adamın. Önünde sonunda konuşacak sayın valim. Merak etmeyin. Ona istediğini yap Cezar. Benim haberim yok. Haberim yok derken? Nasır'dan haberim olursa onu tevkif etmem lazım. Tevkif edilen esirin de akıbeti benden sorulur. Do you understand? Yes, sayın valim. Hem de very good understand. O zaman, all right. Dur çocuk. Ne işin var burada? Misafirliğe geldik. Olga'nın misafirinin çocuğu herhalde. Hadi bakayım çıksana yukarı, burası sana göre değil. Siz niye duruyorsunuz burada? Nöbet tutuyoruz. Odada ne var? Ne mi var? Teyare var. Teyare mi? Evet, hem de İngiliz teyaresi. Açın kapıyı göreyim o zaman. Görmeden inanmam. Açamayız ama, anahtarı bizde değil hem. Cezar Paşa koynunda taşıyor anahtarı. Ya yok işte teyare filan. Uyanık çıktı Velet. Hadi bakayım sen çık yukarı, merak ederler. Tamam. Hadi. Sakin ol bacım, sakin ol. Çetiklerinin altı açıldı. Karışmayın içme. Ankara'dan aldığımız emri boş verdik. Silahlar ve mühimmat gemiye ulaşamazsa vay halimize. Hüme Hanım'ı da başını yakarız. Geldiler! Hah! Bak, bu kadar telaşlanmana gerek yokmuş. Sir Williams da yanlarında. Bu kadar askerle geldiklerine göre silahları sevk ederken yakalanmış olmasınlar. Çabuk bir yere gizlenin. Şu silah onların işlerini görür. Lüzum hasıl olursa. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim Sir Williams. İstanbul'a geldiğimden beri en güvenli yolculuğumu yaptım. Benim için şerefti. Sizin gibi bir güzelliği korumak doğana lütuftur. Siz üzerinize alınmayınız. İstediğiniz zaman... İstediğiniz kadar size eşlik edebilirim.
Çok centilmensiniz. Ama yol beni yordu. Müsaade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum. Sizin her cümleniz benim için emirdir. İyi istirahatler Hüma Hanım. Teşekkür ederim. Yoldaşı Williams. Cezar Bey. Sizi benim evimin civarında görmek ne hoş. Teşekkürler Cezar Bey. Acaba bana eşlik edip bir scotch içer miyiz? Neden olmasın? Wait here. Yes sir. Buyurun. Sir Williams yan konağa giriş yapıyor. Askerler de uzaklaştı. Perizat Hanım hala yan konakta, başına bir şey gelmiş olmasın? Merak etmeyin. Paşam az önce dört dönüyordunuz. Telaşa mahal yok. Kızım, Hüma Hanım siz iyi misiniz? Her şey yolunda gitti. İngiliz askerleri yolumuzu kesti ama savurmasını bildik. Tebrik ederim küçük hanım. Yanınızda bir sürü İngiliz askeriyle eve döndünüz. Maalesef evin içinden daha güvenliydi dışarısı. Emir Zahir, ayar. Aşağı ini, telgraf cihazını kontrol edin hadi. Sallanmayın. Yürü bakayım Emir Eri. Başına bir şey geldi diye çok korktum. Ben iyiyim. Biraz seni şu İngiliz askerleriyle görünce... İyiyim, bir şeyim yok. Sadece biraz umutlandılar, o kadar. Vay deyuslar. Keşke seni şu göreve göndermeseydim yavrum. Her şey halloldu, korkmanıza gerek yok. Siz hayatta olduğunuz sürece sizi üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Seninle gurur duyuyorum. Canım benim. Kalan şuna bak, ne yapıyorsun? Gencecik kızı kandırıyor. Perizat Hanım'a deyin de görek alın o zaman. Hain sarı bilgeç. Hem böyle beter ol. Burada sanki bir adam görüyorum, böyle iri yarı bir şey. Cezar bu, Cezar. Cezar yani yüzünü göremediğim için bir şey söyleyemiyorum. Arkasını böyle sanki dönmüş size. Yani ne bileyim, görüşmüyormuş gibi sizinle. O işte kesin Cezar. Hep işiyle meşgul. Benimle çok az ilgileniyor. Değil mi? Değil mi? Bu adamın yanında birileri var. Böyle etrafı çok kalabalık. Askerler hep yanı başında. Evde böyle kaç tane nöbetçi var? Kaç tane var? Var tabii, Cezar Paşa gibi önemli bir zatın etrafında nöbetçi olmaz olur mu? Ama içim sıkılıyor. Sanki benim başımdan nöbet tutuyorlarmış gibi. Değil mi? Değil mi? Ya ben burada çok enteresan bir şey görüyorum, biliyor musunuz? Ne oldu, ne gördünüz? Ne görüyorum? Burada sanki bu evin içinde böyle elleri kolları bağlı bir adam var. Ay ay ay. Ay ay ay. Nasıl yani elleri kolları bağlı adam? Böyle esir gibi bir şey mi? Yani olamaz tabii, esir gibi. Nasıl olsun bu evin içinde? Ama bak şimdi göstereceğim. Adam burada, ev burada. Görüyor musunuz? Ay evet galiba. Ya. İyi ama bu evde nasıl olur öyle bir şey? Yani elleri kolları bağlı adamın esirin burada ne işi var? Cezar Paşa esirleri hiç getirir de buraya. Ya evi birileri gelip gider hep. Ama bana Cezar pek bir şey anlatmaz. Ben de sormuyor açıkçası. Ya, doğru tabii. Canım Esat'cığım, gel bakayım, bir terledin mi? Bir bakayım terledin mi? Ay canım, tamam. Ay canım gelmiş. Artık biz müsaadenizi rica edelim. Ay ne güzel oturuyorduk. Yine geliriz biz. Sizi de bekleriz Olga Hanım. Ay ben geliyor sizi, gelmez miyim sizin gibi komşulu burulmuşu? Artık gelirim çat kapı. Çat kapı olmaz. Yani bir haber verin gibi hazırlık yapalım biz, değil mi? Tabii, börek falan açarız. Tekrar merhabalar. Hayrola, yoksa kalkıyor muydunuz? Epey geç oldu tabii. Yüzbaşım, Perizat Sultan'ı hatırlıyor musunuz? Elbette. Davet fantastikti. Tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bilmukabele. Tekrar bekleriz. İyi günler efendim. Lütfen buyurun. Yok. Önce siz buyurun. Ne de olsa memleketimde misafirsiniz. Hayırlı günler. Aç. Lütfen.
Cezar Paşa, dün gece isyancılardan bir subayın yakalandığını duydum. Doğru duymuşsunuz. Üstelik öyle alelade bir subay değil. Bir albay. Ya da eskiden albaydı diyelim. Ya, peki ne zaman yargılanacak bu albay? Ne yargılanması yüzbaşım? Onun cezası kesildi bile. Sadece infazdan önce ağzından biraz bilgi almak istiyoruz, o kadar. Fakat bu kanun dışı. Hangi kanun? Yüzbaşım? Hı? Bu hainler kuvacılara yardım ederken kanun tanıyorlar mıydı? Ne olursa olsun. Cezar Paşa, sizden bu tutukluyu yargılanmak üzere müttefik kuvvetlerine teslim etmenizi rica ediyorum. Çok özür dilerim yüzbaşım. Bu mümkün değil. O halde bu olanları valisine haber vermek zorundayım. Hiç zahmet etmeyin. Çünkü kendilerinin haberi var. Ne yani? Asmayalım da besleyelim mi? Müsaadenizle. Müsaadesizin? Bu nasıl İngiliz böyle? Bu pısırıklıkla nasıl böyle yüzbaşı olmuş? Ne oldu? Casusunuz çizebildi mi hemen planını? Kafasını karıştırmayın. Perizat Hanım, boşuna zaman kaybediyorsunuz. Tahir Bey'in kaderini bacak kadar bir çocuğun ellerine emanet ettiğinizin farkında değil misiniz? O bacak kadar dediğiniz çocuğun hafızası sizden de benden de daha iyi Hüsrev Bey. Vallahi sizden iyi olabilir. Ama söylemesi ayıp. Ben orduda hafızasının kuvvetiyle temayüz etmiş bir askerdim. O zaman bana planımı tatbik için yarına kadar verdiğiniz müddeti unutmamışsınızdır. Çizdim Perizat teyze. Gel bakayım Esat'cığım. Ay ne kadar güzel çizmişsin. Aferin sana. Yani bunu böyle çizemeyecek ne kelli felli adamlar tanıyorum ben. Burası üst kat. Burası Ceza Paşa'nın yatak odası. Burası da giriş katı. Şurası da bodrum katı. Peki bir şey söyleyeceğim sana Esat. Böyle gezerken hiç kimseye rastladın mı? Yani böyle yardımcı falan gibi. Mutfakta aşçı var. Aşçı vardı peki başka? Bodrum katında da askerler var. Asker, askerlerin yerini burada bana gösterebilir misin? Şurada, şurada demir kapılı bir oda var. Onun başında bekliyorlar. Ya? Beni kandırmaya çalıştılar hatta. Güya odada teyyare varmış. Ama ben yutmadım. Açın göreyim teyyare dedim, açamadılar. Güya anahtar komutanlarının koynundaymış. Ha, koynunda. Çok güzel bir şey yaptın. Hadi bakalım şimdi doğru bahçeye bir güzel oyna. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha, bu horoz şekeri de senin. Yaşasın. Demek kalbimi bu odada tutuyorlar. Evet, işe yaramaz bacaksı sayesinde Tahir Albay'ın nerede tutulduğunu öğrenmiş olduk. Tamam canım, iyi iş çıkarmış işte. Evet, Tahir Albay'ın kaldığı yeri öğrendiğimize göre onu kurtarma planını tatbik edebiliriz. Bir dakika, benim planım bitmedi ki daha. Sizi dinliyorum Perizat Hanım. Tabii bundan sonrası için planınız varsa. Düşünüyorum. Siz düşünene kadar. Bir dakika buldum bile. Ayar. Emret Perizat anne. Ne ayıklıyorum? Anahtarı. Anahtarı mı? Ama anahtar Cezar Paşa'nın koynundaymış. Koynuna mı gireceğim adam ben? O kadar ileri gitmene gerek yok. Gece uyurken girip boynundan anahtarı alacaksın. Ya uyanırsa? Ya o zaman da her kişi niyetine Allahu Ekber. Masar Efendi. Ya şaka yapaydım be. Ya sen dikkat et de Olga uyanmasın. O da var değil mi? Belki gitmişken onun kalbini de araklarım. Bak ya. Peki diyelim ki Ayar anahtarı aldı. Cezar uyanınca boynunda anahtar olmadığını fark etmeyecek mi? Ha. Güzel sual. Sual güzel ama verecek güzel cevabınız yok değil mi? Biraz düşünmemeye izin verin. Aman efendim, hiç zihninizi yormayın. Ben cevabı buldum çünkü. Rüstem. Anahtar kalıbı çıkarmayı biliyor musun? Elbette komutanım. Ayar, Rüstem sana bir kalıp bal mumu verecek. Bal mumu mu? Hı. O niye? Anahtarı bal mumuna bastırıp kalıbını çıkartacağız. Böylece cezarın boynunda kalacak anahtar. Allah da muhabbetinizi arttırsın ama ben kalıbı alınca o anahtar ne olacak?
İşte onu düşüreceğiz bir kere. Hele bir git gel sen gece yakalanmadan. Elimizde tutmayalım bu haini. Çetin ceviz çıktı Deniz. Şimdiye başkası olsaydı bülbül gibi konuşmuştu. Hadi ben yatıyorum. Gözlere şiş de olsun ya Rabbim. Hadi kolay gelsin. Ben yukarıya gideyim bakayım. Oğlum yediğin içtiğin çaldığın senin olsun. Sen neler gördün onu anlat hele. Nasıl? Olga'yı yakından gördün mü? Görmem mi ya? Görmem mi ya? Olga'yı şu kadar yakından gördüm ya. Deme ya. Nerelerini gördün? Süt gibi bacaklarını gördüm. Dört tanelerini gördüm. Bacaklarını gördüm. Süt gibi bacakları vardı. Hepsini gördüm. Böyle bir kase gibi bir şeyler var. O bacakları gözüm önünde gitmiyor. Gider mi oğlum? Bak ölürken bile Olga'nın bacakları gözünün önünden geçecek demedi deme. Ayar. Hadi hepsini hazır. Maşallah teşkilat çok iyi çalışıyor. Bunlar bizim dünya ahiret bacımız. Tabii. Hoşuma kaçıyor. Ayar. Ayar giysene. Ha. Evet. Çok güzel oturdu. Evet güzel. Ama biraz kambur durman lazım çünkü Cezar'ın boyu senden daha kısa. Ha o kolay onu kayarız da.
Sorun değil de... bir şey daha var 5-6 dil rubacığım. Bir bakalım Cezar'da olup bende olmayan... böyle erkeklerin suratına fışkırır... böyle batar filan size. Ay, sakalla bıyık. Evet. Ne yapacağız? Sakal bıyıksız Cezar olmaz ki. Ben şimdi kayacağım. Müsaadenizle. Ne yapıyorsun? Bıyık yapacağım. Ya neden benim saçımdan Dilruba'nınkinden değil? Dilruba'nınkinden de sakal yaparım. Hadi. Çok kesmeyeceksin ama. Acımayacak. Sen dua et. Ben bizim tophaneli Palaremzi'nin kılığına girmiyorum. Eğer onun kılığına girseydim ikinizin de saçı yetmezdi. Adamda bir bıyık var. Bakayım. Böyle bıyıklar nasıl biliyor musun? Yok kızım böyle boynun etrafına... Ya tamam bakayım burada, çok kesmiş. Buradan boncukları falan takıyorum. Çok korkuyorum Lebrizane. Ya planımız işe yaramazsa? Kötüyü getirme aklına. Çocuk kılık değiştirmekte ustaymış. Hem kızlar da yardım ediyor. Ne oldu? Hazır mı ayar? Hazırlanıyor. Vallahi karışmayayım diyorum Perizat Hanım ama kendi askerlerinin ayarı Cezar zannetmesi de yani olacak şey değil. Affedersiniz ama o anahtarı da Cezar'ın koynundan alamayız dediniz, salıp çıktı aldık. Tamam ama bu başka. Ayarın ayırt edilemeyecek kadar Cezar'a benzeyebileceğini aklım almıyor. Hayrola komşu? Bu saatte bakıyorum ayaktasınız. Cezar Paşa. Hoş geldiniz. Cezar değil o Hüsnel Bey. Ayyar, ayyar. Ya bu şaka mı şimdi şu yaptığın? He? Aklın başımdan mı almak istiyorsun sen? Rolümü tecrübe ediyorum kumandanım. Ya git yan konakta yap tecrübeni, münasebetsiz. Karanlıkta tanıyamadım tabii. Perizat Hanım, hazır mıyız? Evet hazırız. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Sen fırlayıp gidiyorsun, pusuya yatıyorsun, biz burada. İmdat, imdat. Hırsız var diye bağırıyoruz. O zaman Cezar dışarı, sen içeri girip... Tahir Albay'ın başındaki askerleri varmayayım da uzaklaştırıyorum. Ben içeri girip Tahir Albay'ımı araklıyorum. Aynen öyle, sana güveniyorum ayak. Merak etme. Merak etme komşu. Hadi gidiyor zamanı. Kızlar bak gidin hep beraber bağırıyoruz. Anlamaz. Anlamaz. Aman alın bakalım şunları. Bu ne bu? Yumurta. Anladık ne yumurtası? Tavuk. Onu ya ne yapacağız biz şimdi bunu? Ha, şimdi bunu içeceksiniz. Sesiniz gür çıkacak. Ben hayatta içmem bunu. Yapmayın Dilruba Hanım. Vallahi bunu bir için sesiniz saray burnundan bile duyulur. Hadi hiç unutmam bir keresinde Cemal Bey. Tamam tamam Rüstem Usta, tamam sonra anlatırsın. Şimdi acelemiz var. Hadi için kızlar. Yavrum Rüstem. Hadi hadi hadi. Oh yarasın oh. Tamam tamam mı? Bağırıyor. Bağırıyor. İmdat! İmdat! Uyanan komşular, hırsız var, yetişin. Asker, ne oldu? Nereden geliyor bu sesler? Yan konaktan komutanım, hırsız var diye bağırıyorlar. Ne yapacağız şimdi Cesar? Olga, sen içeri gir. Kapıyı kapa, odana çık. Hadi. Siz ikiniz burada bekleyin, bir yere ayrılmayın. Emredersiniz komutanım. Siz ikiniz beni takip edin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Komutanı.
kimsin ya? Affedersiniz komutanım, karanlıkta tanıyamadım. Şimdi tanıdığına göre işinin başına dönebilirsin asker. Gördüğün gibi evime giriyorum. Affedersiniz komutanım ama niye pencereden giriyorsunuz evinize? Niye kapıyı kullanmıyorsunuz? Çok güzel sual. Evet. Sersem. Çünkü düşmanlar benim kafadan girmem beklerler. Ben düşmanı şaşırtmak için yapıyorum. Şimdi derhal işinizin başına etraf hırsız kaynıyor. Siz burada lak lak yapıyorsunuz. Maş maş. Ama komutanım evi bekleyin demiştiniz. Şimdi de hırsızı yakalayın diyorum. Emredersiniz komutanım. Emrederim tabii. Cesar geliyor. Ay yardım eden yok mu? Hırsız var. Ne oldu Perizat Hanım? Vukuat mı var? Vukuat var. Benim evimize hırsız girdi. Bak şeref size. Kimseye bir şey yapmadı ya. Yok, hepimiz iyiyiz. Aman Allah'a şükür. Peki çalınan eşya var mı? Var. Büyük annemden kalma 3000 yıllık bir vazo. Ne diyorsunuz? 3000 yıllık ha? 3000 yani bunu büyük babamın babam yapmış. Büyük babam yapmış kendi elleriyle. Anlıyorum. Berizat Hanım, saçmalamayın. 3000 yıllık vazoyu dedeniz nasıl yapar? Sebat etmiş yapmış. Ya çıldıracağım, 3000 yıl diyorsunuz. Büyük babanız Mısır valisi miydi, Mısır firavunu mu? Ay ne yapayım, öyle can haliyle attım işte ama yutturdum yani neticede. Siz benden yana mısınız Cezar Paşa'dan mı? Buyurun efendim, ben buradayım. Bir şey mi dediniz? Efendim yok, bir şey demedim ben. Nasıl kıymetli bir vazoydu. Sokağın iki tarafına da adam koysunlar, tamam mı? Hadi çabuk. Neyse efendim. Cana geleceğine mala gelsin değil mi? Öyle ama amin fakat çok korktuk. Korkacak bir şey yok artık. Her şey benim kontrolüm altında. Zaten gerekli yerlere de haberler salındı. Fazla uzaklaşmış olamazlar. O zaman bana müsaade. Ne oldu Perizat Hanım? Yok yani siz gitmeyin, biz çok korkuyoruz. Evet gitmeyin, çok korkuyoruz. Benim oğullarım hırsızın peşinden gitti. Yani onun için başımızda bizim erkek yok. Uşağınız var ya. Ama ona ne bakıyorsunuz? O yarım saattir masanın altındaydı hırsız geri gelir diye. Haklısınız. Tipinden de belli zaten ne kadar korkak olduğu. Affedersiniz ama ya. Hüsrev Efendi. Ben konuşmanıza izin verdim mi sizin? Madem bu kadar endişeleniyorsunuz, o zaman ben de biraz daha sizinle kalabilirim. Evet, çok korkmuşlar bakın. Zavallı yavrucaklar. Korkma canım, korkma. Sen hiç korkma. Cezar Paşa! Kahve olur muyuz acaba? Hayır, teşekkür ederim, eksik olmayayım. Ben aslında bahçeyi kolaçan edeyim. Bir ses duydu. Yukarıda. Evet, sakın sesinizi çıkarmayın ve siz beni burada bekleyin. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam. Aman efendim, sizi eşlik edeyim. Ne de olsa evi bilmezsiniz. Siz bilirsiniz efendim. Buyurun. Uşak. Bak, hanım teyze bile ne kadar cesur. Bu kadar korkak olma canım. Ben sana gösterirdim kimin cesur, kimin korkak olduğunu ya. Sakin olur musunuz lütfen? Sakin olun değil mi? Kepaze olan benimle de olsa. Nereden çıktı şimdi, masanın altına saklandı filan? Ne yapabilirdim, adam gitmesin diye rolüm gereği yaptım. Neticede gitmedi işte. Siz de beni tebrik edeceğinize kızıyorsunuz. Tebrik ederim. Çok iyi rol yaptınız. Eminim büyük dedeniz 2. Ramses Paşa sizinle gurur duyuyordur. Mm-hmm.
Paşa. Tolga Hanım. Tolga. Ya neredesin hayatım? Merak ettim. Bak sıkıntıdan birkaç kadeh viski içtim. Yani eve yan komşumuza hırsız girmiş hayatım. Ona baktım. Aman boş ver şimdi yan evi. Hadi yatağa gel. Yatağa mı? Evet. E madem gece gece uyku kaçtı, biraz keyfi çıkaralım değil mi? Ya hadi ama. Bak, Fransa'da gittirdim, yeni iç çamaşırları da giydim. Tamam, çık. Çık, çıkar. Çık yukarı. Yukarı çık sen. Ben geliyorum hayatım. Tamam ama çabuk ol. Çünkü içki uykumu getirmeye başladı. Oğlum ayar. Az önce milli mücadele için yapılmış en büyük fedakarlığı yaptın. Aferin, Allah razı olsun senden. Şimdi işine bakacaksın, hadi bakalım. Bu tarafta değil, yanlış tarafta. Murat'ta komutanım. Sabaha karşı idam edilecek diye müştemilata sevk etmiştiniz ya akşam üzeri. Şimdi yandık işte. Af buyurun komutanım. Yok bir şey. Ukalalık yapma diyorum. Ben seni imtihan etmek için sormuştum. Evet, imtihanı geçtin. Evet, sen asker. Şimdi burada nöbete kalıyorsun. Evet, ben gidiyorum. Güzel. Evet, iyi. Ama burada kimse yok komutanım. Sen bana karşı mı çıkıyorsun asker? Emredersiniz komutanım. Ben ne diyorsam o. Önüne dön. Kötü. Ne oldu? Tahir albayımı kurşuna dizecekler. Allah'ım. Ne yapacağız? Masar. Temiz bir telgraf hattı bulursan Ankara'ya acilen sor ne yapalım diye. Sordum generalım.
Yoktur bu cevap. Ne yapacağız peki? Tahir Albay'ın göz göre göre ölecek mi yani? Arkadaşlar. Ankara Tahir Albay'ımı gözden çıkarmış olabilir. Ama biz çıkarmayacağız. Ne yapacağız? Baskın yapıp kurtaracağız Tahir Albay'ımı. Hüsrev Bey, yine acele karar veriyorsunuz. Bir düşünsek. Düşünecek vaktimiz yok Perizat Hanım. Duydunuz işte. Tahir Albay'ımı infaz edecekler. Artık hem kimliğimizi saklayıp hem Tahir Albay'ı kurtarma şansımız yok. Anlıyorum ama Cezar'ın konağında bir sürü asker var. Siz 3-5 kişi ne yapabilirsiniz ki? Yani göz göre göre ölüme gidiyorsunuz. Biz bu yola çıkarken kellemizi zaten koltuğumuzun altına aldık Perizat Hanım. Yeter ki şehadetimizin bu vatana bir faydası olsun. Şimdi müsaadenizle hazırlanmamız lazım. Hüsrev Bey, dikkatli olun oğlum. Kadarmış. Bizim de sarayla hayatımız kısa sürdü. Böyle iyiydi ya. Davetler falan. Keşke biraz daha sürseydi. Arkadaşlar. Bugüne kadar gösterdiğiniz gayret için hepinize çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki bu vazifeyi sonuna kadar idame ettirip vatanımızı kurda kuşa yem olmaktan kurtarabilseydik. Bunca çaba boşa gidecek. Perizat Hanım'ı bu ekibin başına getirdiklerinde belliydi zaten bu işin olmayacağı. Nesi varmış Perizat annenin? Bir şey yok. Mesele de bu zaten. Hemşirelikten başka hiçbir şeyden anlamayan bir kadını sen tut sarayı diye yutturmaya çalış. Allah Allah. Hoş, hemşirelikten ne kadar anladığı da şüpheli. Yani ben bir tıbbiyeli olarak nezle olan hastamı bile ona emanet etmezdim. Ya sen ne kadar ukala bir şeysin ya. Sen Almanya'da tıbbiye okuyup Alman erkekleriyle fingir derken kadın o cephe senin, bu cephe benim dolaşmış yaralı askerlerle ilgilenmek için. Bana bak, sen sözlerine dikkat et. Etmezsem ne yapacaksın? Ha? Hüsrev Bey'e mi şikayet edeceksin beni? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu vazifenin başarısızlıkla bitmesine üzülüyorum. Ama tek tesellim numaradan da olsa senin gibi biriyle kardeş olmak zorunda kalmamak. Ben bayılıyorum çünkü seninle kardeş olmaya. Kardeşim. Eyle be böyle, derdini söyle. Ayıplarla Kiraz. Gönlünü eyle. Kiraz. Eyle be böyle. Kiraz. Oh, hanımım. Hanımım kusura kalmayın, dalmışım hanımım. Asıl sen kusura bakmayacaksın. Estağfurullah hanımım, ne haddime. Kusurlar bizlere mahsustur. Al bu parayı. Hoppala. Hanımım
Siz iyi misiniz? Yani iyisiniz bileyim de bu kadar iyi olunca şaşırdım birden. Kiraz, bizim maddi durumumuz dışarıdan görüldüğü kadar iyi değil. O zaman neden bana daha para verirsiniz ki? İşte yani artık seni burada tutamayacağım. Maddi durumumuz iyi değil. Bu parayı alacaksın, oğlunu da alıp buradan gideceksin. Ama ben ne ettim hanımım? Deyim bana ben. Hiçbir şey yapmadın. Çalışmandan son derece memnunum. Aklına bir şey gelmesin. Ama işte yani maddi gücümüz yok. Ya hanımım, ilk defa yüzüm güldüydü. Mutlu olduğum bir evdeydim. Perizat Hanım, ne olur kovmayın beni. Kovmuyorum ya, kovmuyorum. Da rızkını, evladının ekmeğini veremiyorum. Yani istiyorum ki onun ekmek parası kazanabileceğim bir evde çalış. Hanımım. Ne zaman beni geri çağırırsınız? Hemen koşa koşa, hemencik gelirim. Koşa tamam, koşa. Biliyorum, biliyorum. Hakkınızı helal edin ablam. Helal olsun. Sen de hakkını helal et. Helali bol olsun. Tuttuğunuz toprak altın olsun. Hadi. Hadi git. Hadi git. Ben gideyim. Gideyim hanımım. Ay ne yapayım yani? Mecburdum buna. Hadi. Neyse bu işi de hallettik. Kiraz anlamadı ne olduğunu ama gitti sonunda. Rızat Hanım, siz de bu kadar üzülmeyin. Tahminimden daha iyi iş çıkardınız. Performansınız takdire şayandı doğrusu. Ne üzüleceğim? Yani sizden kurtuluyorum diye biraz da seviniyorum. Hissiyatımız karşılıklıymış o halde. Hı? Az önce söylediğim lafları da geri alıyorum. Evet, hadi toparlanın gidiyoruz şimdi. Sonunda... Dönmemek de var. Öyle konuşma Hüsrev Bey. Dikkatli olun lütfen. Hakkınızı helal edin kızlar. Helal olsun. Nebris Hanım, eğer bana bir şey olursa... Hüma size emanet. Dilruba ile Perizat Hanım da. Siz merak etmeyin, vazifenizi yerine getirin. Geride kalanlar için endişe etmeyin. Evi iyi toparladığınızdan emin olun. Geride en küçük bir pusula evrak dahi kalmasın sakın. Haydi bize şans dileyin bayanlar. Şans öpücü olsa daha iyi olurdu. Hadi bırakın zevzekliği, düşünün hemen. Hadi yolunuz açık olsun, hadi. Unutmayın, eğer işler sarpa sararsa evi hemen terk ediyorsunuz. Masar, sen de gözünü dört aç. Araba her an hazır olsun. Siz bizi merak etmeyin general. Allah'ım ne olur, kazasız belasız sağ salim döndür onları, olur mu? Arkadaşlar, isteyen dönsün yuvasına. Göreviniz sona erdi. Nasıl sona erer binbaşım? Ya Tahir albayım? Dediğimi duydunuz. Bu yolda yalnız ölmek var mı kumandanım? Herkes onurlu bir ölümü hak etti. Sonuna kadar yalnızdayız kumandanım. Vatan için kurşun sıkmak varken gidip delilip mutfakta limon mu sıkacağım komutanım? Kalk. Hepinizle gurur duyuyorum. Ne var? Ben sizden bunu ödünç almıştım. Onu iade edeyim. Kaz, sen de kaz. Ha, helal et. Eşek sıpası. Komutanım. Birileri çıkıyor. Thank you.
benim emrimi bekleyecek. Ben ateşleyince siz askerleri haklayacaksınız, ben de cezarı. Çevreden destek kuvvetleri gelmeden de bahçeye girip Tahir Albay'ımı kaçıracağız. Bırak. Gözlerimin içine bak da adamsan infazı öyle yap. Şu dünyadan çekip giderken son olarak senin suratını göreyim de bu dünyadan gittiğime sevineyim. Seni doğuran anaya yazıklar olsun. Ağlayın dedim. Çocuklar göreyim sizi. Emrimle ateş ediyoruz. Çıkalım! Bir. İki.